Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar. 3-9 Temmuz haftasına hoş geldiniz. Sevgili koçlar, haftanın ilk iki günü Ay Akrep Burcu'nda ilerliyor olacak. Biraz daha böyle yoğun duygular, gizemler, spiritüel kavramlar haftanın ilk günlerinde gündemde olabilir. Aynı zamanda da finansal konularla daha fazla uğraşabilirsiniz. Hisseli paralar, ödemeler, banka işlemleri, kredi gibi konularda yine gündemde olabilir. Çarşambadan itibaren Ay Yay burcuna geçiyor. Biraz daha sizin için ruhsal enerjiler güçlenecek. Kendinizi daha rahat, daha keyifli hissedebilirsiniz hafta ortasından itibaren. Gezegenlerimiz burç değiştiriyor. Ayın 5'inde Venüs İkizler Burcu'na geçecek. 6'sında da Merkür Aslan Burcu'na geçecek. Dolayısıyla enerji dinamikleri değişiyor. Venüs'ün İkizler'e geçmesi, aynı zamanda Merkür'ün de Aslan Burcu'na geçişi iletişim trafiğini hem zihinsel hem sosyal enerjileri yaşamanızda güçlendirebilir. Bu dönemde seyahatler de artabilir, geziler de artabilir, eğitimle ilgili faaliyetler de yoğunlaşabilir. Merkür Aslan'da çocuklarla da iletişimi öne çıkarırken çocuklar ve onlara dair konulardan keyif almanızı da veya onlarla ilgili konulardan da mutluluk almanızı bu dönemde sağlayabilir. Cuma'dan itibaren Ay Oğlak Burcu'na geçiş yapıyor ve artık Dolunay enerjileri gündemde olacak. Hafta sonunda 9 Temmuz'da sabah erken saatlerde Oğlak Burcu'nun 17 derecesinde Dolunay meydana geliyor. Sizin haritanızın en tepesinde kariyer evinde. Dolayısıyla kariyeriniz, yaşamdaki statünüz, görev ve sorumluluklarınızla ilgili konularda bazı dönüşümler olabilir. Plüto enerjili bir Dolunay olduğu için baskı yaratacak, zaman zaman da belki bizi zorlayacak koşullar da oluşabilir. Bunlar genellikle değişmesini istemediğimiz, bırakmak istemediğimiz konularla alakalı olabilir. Ancak Plüto'lu bir Dolunay bizim için yararlı olan konularda dönüşüm konusunda da bizi zorlayabilir. Bu kariyerle ilgili olabilir. Yaşamdaki statümüz, genel anlamda görev ve sorumluluklarımızla ilgili olabilir. Otorite pozisyonları hayatımızdaki aile büyükleri ve ebeveynlerle ilgili konularda olabilir. Şu dönemde çünkü Güneş ve Mars da Yengeç Burcu'nda ilerlediği için ailevi konular da biraz öne çıkıyor. Bu Dolunay haftasında da üzerinizde bu anlamda biraz baskı hissedebilirsiniz. Duygularınızı dengelemeye çalışmalısınız sevgili koçlar. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşça kalın.